Bugünlerde ofisimizi değiştirmemiz gerekiyor ve bu konuda sürekli aklıma takılıyor, sizinle de paylaşmak istedim. Zira ileride sizin de başınıza gelebilir böyle bir durum, sizin için de tecrübe olabilir, kolay karar vermenizi sağlayabilir. Rakamları tabii her zamanki gibi biraz basitleştirdim. Neyse, durum şöyle. Şimdi iki alternatifimiz var. İlk alternatif şık bir ofis, aylık kirası da 2000 dolar. İkinci alternatif ise biraz izbe, karanlık bir yer. Hani biraz uğraşsanız bir bar ya da disco olabilir. Şimdi çalışmak için çok eğlenceli bir yer olduğu söylenemez ama gel gelelim aylık kirası da sadece 1000 dolar. Diğerinin yarısı yani. Bu arada bir mimarla konuştum. Sevimsiz olan ofise gelip baktılar. Burayı eli yüzü düzgün bir çalışma ortamına çevirmek için bizden istedikleri tutar 10.000 dolar. Mimar aynı zamanda kötü durumdaki bu ofisi toparlayabilmek için bir ay süre istedi. Kiralayacağımız yeni ofisi 2 yıl süreyle kullanacağımızı düşünüyoruz. Yani 24 ay. Gidip mal sahibiyle tekrar konuştuk. Laf anlatması zor bir arkadaş, mal sahibi. Ofisi yenilemek için geçecek bu 1 aylık sürenin onun da kirasını istiyor bizden. Yani hem tadilata para ödeyeceğim hem de 25 aylık kira ödediğim halde sadece gerçekte 24 ay kullanabileceğim. Güzel olan, yani beğendiğimiz ofisin mal sahibi ise hemen kiralayın, kullanmaya başlayın dedi. Yani bu ofis kullanmaya hazır durumda. Hemen taşınabiliriz. Şimdi güzel ofise hemen taşınsak mı, yoksa kirası düşük olanı kiralayıp tadilata mı başlasak? Hangisini yapıyor olmalıyız? İçimden geçen şu: kötü durumda olan ofisi adam etmek için 10.000 dolar harcayacağıma, bir ay kaybedeceğime, git bir an önce güzel olan ofisi kirala, hemen taşın ve orada çalışmaya başla. Ama kalbimden önce tabiatıyla mantığımı dinlemeliyim. Bu alternatifleri sadece finansal verilere bakarak değerlendirdiğimde hangisi daha mantıklı? Bakalım. Önce çok basit bir şekilde kötü durumdaki ofise ödediğimiz gerçek kiranın ne kadar olacağını bulalım. Bakkal hesabı yapacağız yani. Kötü olan ofisi 25 ay süreyle kiralayacağız. Aylık kira 1000 dolar olduğuna göre toplam kira ödememiz 25.000 dolar olacak. Tadilat için de tabii bu arada 10.000 dolar masrafımız var. 25.000 dolar artı 10.000 dolar dersek toplam 35.000 dolar ödemiş olacağız. Tadilatta bir ay kaybedeceğimize göre ofisi kullanabileceğimiz gerçek süre sadece 24 ay olacak, değil mi? O zaman 35.000 dolar bölü 24 ay dersek, hesap makinamızı çıkaralım yine. Şimdi hesap makinesi kullanınca bakkal hesabı olmaktan çıktı mı dediniz? Bakkallar da hesap makinesi kullanırlar ve hesapları çok da iyi tutar, merak etmeyin. Şimdi 35.000 dolar bölü 24 eşittir 1458. 1458, yani aylık kira bize 1458 dolara gelecek. Her ne kadar bu döküntü ofisi kiralayıp tadilatıyla falan filan uğraşmayı hiç istemesem de hesap ortada. Tadilat için 10.000 dolar ödesem de, tadilat sürecinde bir ay kaybetsem de, kötü durumdaki ofisi kiralamak bana ayda 540 dolar avantaj sağlayacak. Bakkal hesabı yaptık, çok basit hesapladık ve iyi ki de hesaplama yapmadan karar vermemişiz. Ayda 540 dolar hiç fena bir para değil. Evet, en iyisi gidip kötü durumdaki ofisi kiralayalım ve mimar arkadaşa da tadilata hemen başlaması için haber verelim.